أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فهمتي ekranlarından bir hasbihal programımızdan daha herkese hayırlı akşamlar, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz sizlere. Bugün de inşallah canlı olarak karşınızdayız. Canlı canlı heyecanlı konularla, birbirinden önemli konularla inşallah birlikte olacağız. Bugün inşallah haç konusunun, hocamızın da haçtan gelmesiyle beraber haç konusunun inşallah üzerinde detaylı bir şekilde durmaya çalışacağız. İnşallah eğitim kurumlarımız hizmete açıldı. Onlarla alakalı konular inşallah ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Ve ayrıca ABD-Rusya arasındaki çekişme yüzünden şu an dünya 3. bir dünya savaşına mı gidiyoruz? Bu konu üzerinde inşallah vaktimiz yeterse konuşacağız, dertleşeceğiz. Evvela ben kıymetli hocama hoş geldiniz diyorum hocam. Hem programımıza hem maçtan da ayağınızın tozuyla programımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rabbim tesisiniz yüksek eylesin inşallah. Başarılar nasip etsin. Muvaffakiyetler nasip etsin. Memnun İnşallah. Olur. İnşallah hocam. Hocalarım da hoş geldiler inşallah programımıza. Evet sevgili hocam, elhamdülillah hacca gittiniz, geldiniz. Şükürler olsun. Haccın bütün heyecanı, bütün güzellikleri sizde hocam. İnşallah seyircilerimiz de o heyecanı beraber yaşamak istiyorlar. Biz de dedik, hazır hocamız da haçtan böyle yeni gelmiş. Sevgili hocamızdan haçla alakalı bir bilgi alalım inşallah diye. Buyurun sevgili. Evvela sizlere, hoca arkadaşlarıma teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evvela Teala hepimize başarılar nasip etsin. Tesirimiz yüksek eylesin. Elhamdülillah çok kıymetli bir haç yaptık. Reşit hocamla beraber. Elhamdülillah. Haçla alakalı tabi evvela şu haçı yapılışıyla, maneviyatıyla alakalı biraz bahsetmiş olacaksak, olursak. Malumunuz 5 gün üzerinde haç, 5 gün üzerinde hayata geçiriliyor. Bayramın 1. gününden 2 gün önce, terviye ve arefe günleri dediğimiz bayramın 1. günü, bayramın 2. ve 3. günleri. Bu 5 gün üzerinde haç ibadeti farizeleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle hayata geçmiş oluyor. Rabbim elhamdülillah ikram etti. Bu senede oralarda sizlere, seyircilerimize, bütün Müslümanlara, Türkiye'mize, tüm dünyadaki Müslümanlara çok dua etmekle beraber, yalvarmakla beraber, Mevla'ya müracaatla beraber çok başarılı, feyizli, bereketli bir haç yaptık elhamdülillah. Rabbim tesisini yüksek eylesin, kabul eylesin. Mebrur haç inşallah nasip eylesin ki karşılığı cennet. Tabi şunu da söylemek lazım. İhtiyacı olan, arzu olan Mevla Teala onları davet ediyor elhamdülillah. Mevlam inşallah bütün iştiyaklı olan kardeşlerimize, gönüllerinde bu işin aşkı olan, sevgisi olan, muhabbeti olanlara davetini ikram eylesin inşallah da. Onlarla beraber haç yapalım inşallah. Şimdi netice itibariyle işte o bayramdan 2 gün önce dediğimiz terviye gününde olay başlıyor. Haccın ilk başlayışı terviye günü sünnet olarak. Terviye gününde sabahleyin temettü haccı yapanlar ihrama tekrar giriyorlar. Haccı kıran ve haccı ifrat yapanlar zaten ihramdalar. Haccı kıran yapanlar, haccı ifratlar yapanlar zaten ihramdalar. O yüzden onlar ihrama girmiyorlar, zaten ihramdalar. Haccı temettü yapanlar terviye günü sabahında tekrar ihrama giriyorlar. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını Mina'da geçirme hususunda mücadele veriyorlar. Oradaki düşünce şu, İbrahim Aleyhisselam o gece rüyasında evladını kurban etmesi meselesi, kurban ettiğini görüyor rüyasında. Mevla Teala adamıştı kendisini, evladını yani kurban edeceğine dair. Çok yaşlı olmasına rağmen Mevla Teala kendisine evlat ikram etti. Bunun karşılığında onu kurban edeceğini Mevla Teala söz vermişti. Bu sefer de İbrahim Aleyhisselam o sözünü yerine getirmesi için alakalı bir rüya gösteriyor Mevla Teala. İşte o gün o rüyayı görünce Mina'ya çekiliyor. Yani inzivaya çekiliyor. Hakikaten bu rüya rahmani midir, şeytani midir? İşte Mevla Teala'nın hoşuna gittiği için de bizlere bunu Hanefi mezhebi olarak sünnet, diğer mezheplerde vacip durumunda. Netice itibariyle oraya bizi de davet ediyor Mevla. Gelin bakalım bu. İbrahim Aleyhisselam yapmış olduğu bu tefekkürü, ibadeti, bu şekli bir siz de yapın bakalım. Biz oraya çekildiğimizde tabii şimdi evladımızı kurban edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye düşünmüyoruz orada. Ama
gerçekten yapmış olduğumuz ameller şeytani mi, rahmani midir? Bu amellerin incelenmesi, tefekkürü, hayatımızın durumu nasıldır? Bir hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekme meselesiyle alakalı inceliyoruz, bakıyoruz yani gerçekten. İmani durumumuz, ibadetlerimizin durumu, Allah'a karşı saygımız, sevgimiz, muhabbetimiz, peygamberlere karşı olan durumumuz, teslimiyet anlayışımız, Mevla-i Teala ile alakalı bağlantılarımız, barışık yaşamayışımız, her bireyini burada ne yapıyoruz? Tefekkür ediyoruz. Burada tabii İbrahim Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerinin, peygamberimiz sonrasının burada bulunmasıyla beraber de insan o manevi hali orada ne yapıyor? O zevki yaşamış oluyor. Arkadaşlarla beraber tabii onların tekrar orada vaazlar, nasihatler, muhabbetler dönüyor. Tabii kıyafetler hep köle kıyafeti malumunuz, ihram. Nasıl? İşte tam bir Mevla-i kul olma ikramı, kıyafeti, güzelliği, zengini, fakini, hocası, hacısı, hiçbirinin neyi yok? Orada aynı bir lüks yok, ayrımı yok, özelliği yok. Her biri aynı kıyafette, aynı özellikleri taşıyor. Herkes Mevla-i teslim olmuş bir durumda. Tam bir kulluğu yaşıyor. O yüzden dolayı büyük de bir feyiz, bereket oluyor elhamdülillah. Reşit hocamızla beraberdik bu sene. Çok feyizine istifade ettik elhamdülillah. Çok başarılı oldu. Şükürler olsun. Netice itibariyle orada yani gerçekten hakikaten istenilen bir ölçüde bir tefekkür anlayışına insan sahip çıkıyor. Sosyal yaşantıyla alakalı da çok ciddi bir şekilde ortam oluşuyor. Yani aynı çadırı çeşitli insanlarla beraber paylaşıyorsun. İşte halıda yatıyorsun. İşte icabında toprakta yatıyorsun. Gerçekten zor şartlarda yatıyorsun. Dinleniyorsun, tefekkür ediyorsun, dua ediyorsun. Yani hakikaten orada bir özveriyle beraber bir kardeşlik anlayışı, mükemmel bir anlayış meydana geliyor. Güzel paylaşıyorsun, tek başına değilsin. Kardeşlerine beraber güzel paylaşmayı görüyorsun. Muhteşem bir hal yaşanıyor yani elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Ve orada gerçekten o akşamda tespit ediyorsun yani. Hakikaten benim yaptıklarım rahmani bir hareket mi? İbadetlerim, imanım, bunların incelenmesini yaptıktan sonra o akşam orada kalıyorsun. Kalıp sabah namazını orada kıldıktan sonra ilk sünnet hayata geçmiş oluyor. Yani haccın ilk sünneti olarak kuvvetli bir sünnet. Diğer mezheplerde tekrar ediyorum vacip durumda olan, Hanefi mezhebinde kuvvetli bir sünnet olan ilk hal. Ve etimmül haccı ayeti kerimesinden de bu anlaşılıyor. Haccı tam yapın diyor Mevla-i Teala. Tamsa o zaman sünnetleriyle, vacipleriyle, farzı hepsini ne yapacaksın hayata geçireceksin. Evet. Ve elhamdülillah o şekilde Mina'da kalmış olduk. Arkadaşlarımız gerçekten çok özveriyle bir hareket yaptılar. İbadetler mükemmel geçti. Dualar çok manidar dualar, duygulu dualar. İnsan orada güzel bir atmosferi yakalamış oluyor elhamdülillah. Beş vakiti orada kıldıktan sonra oradan Arafat'a çıkıyorsun. Zaten orada kendini hesaba çekince, rahmani şeytani boyutlarını ortaya koyunca Arafat'ta zaten temizlenmeye ne yapıyorsun? Adaysın yani. Arafat'ta zaten ne yapıyorsun? Temizlenmiş oluyorsun yani. Ve netice Arafat'a geçtik elhamdülillah. Arafat'ta da öğlen ve ikindi namazlarını öğlen vaktinde cem'e takdim olarak kılmış olduk. Ondan sonra uzun bir vakfe yapıldı elhamdülillah. Çok başarılı bir vakfe oldu. Şükür olsun. Ondan sonra tekrar yine biz kendi aramızda dualarımız, yeni kendi içimizde vakfelerimiz, dualarımız, müracaatlarımız, sohbetlerimiz, yasinlerimiz, her türlü ibadetlere akşama kadar devam edildi. Arafat zaten biliyorsun el haccu arafa, hac Arafat'tır. Arafat'ta insanın zaten affedilmemesi diye bir şey asla düşünülemez. Hakikaten insan affedildiğini de hissediyor zaten elhamdülillah. Çok bereketli bir dünya üzerindeki Müslümanların bir araya gelişi. Yani mahşerin ilk adımı olarak değerlendirme neticesinde. Çünkü her ırktan, her tipten, her çeşit insan orada mevcut. Her çeşitten. Her birinin gönlü Allah diye atıyor. Her biri peygamber ameli yapıyor. Her biri gerçekten davası, İslam davası üzerine yürüyor. Gerçekten insan orada onu hissediyor yani. Ve orada herkes nefsi nefsi mücadelesi içinde yani. Affedilme derdinde yani. Ama tabii görüyoruz ki Allah'a misafir oluyorlar. Herkes ihramlı değil mi? Orada? Herkes ihramlı. Tabii herkes ihramlı. Ve oradaki biliyorsunuz meleklerin وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَسْعَنَدُ بِلَهِ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلُوا فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا وَتَجَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Ayet-i kerimesinde orada tecellisi görülüyor yani. Mevla Teala ben yeryüzüne kendi halife yaratacağım dediğinde melekler diyorlar ki ya Resulallah, ya Rabbi sen yeryüzüne halife yaratacaksın ama onlar yeryüzüne kan döker. Fesat çıkartırlar. Sıkıntı yaparlar. Ne gereği var yani? Biz sana kulluk yapıyoruz. Seni takdis ediyoruz. Sana kulluk yapıyoruz. Biz tesbih yapıyoruz. Gerek yok ki
ifadesiyle ben bilirim siz bilmezsiniz diyor Mevla-i Teala. Orada meleklere övünüyor. Bak siz kan döker dediğiniz zaman, siz fesat çıkartır dediğiniz zaman, bakın bakın benim kullarıma, her biri birbirinden gerçekten maşallah nurani bir şekilde melek olmuş şekilde maşallah her biri mükemmel bir şekilde kendisini teslimiyetiyle ortaya koyuyor. Vazifesini yaparak ortaya koyuyor. Lebbeyk diyerek ortaya koyuyor. Boyun bükerek ortaya koyuyor. Ya Rabbi sensin. Biz senin kulunuz ya Rabbi diye ne yapıyor? İşi ortaya koyuyor. Ve gerçekten Mevla Teala Efendimiz'in ifadesiyle meleklerine övünüyor. Bakın kullarıma, bakın kullarıma. Hakikaten insan düşündüğü zaman bakıyor ki övünülecek durumda kullar yani orada. Övünülecek durumda yani. Her biri her şeyini feda etmiş. Giymiş olduğu kıyafetleri feda etmiş. Her şeyleri arındırmış, arınmış. Sadece Arafat biliyorsunuz yaşanacak bir yaşam yeri değil yani. Bir en netice bir dağ malumunuz. Ama ve lakin sırf oraya sadece ve sadece Allah için toplanılır. Sırf oraya orada Allah için toplanılır yani. Başka bir alternatif için insan oraya ne yapmaz? Gelmez. Ve en netice gerçekten orada o ortamda insan bunu ne yapıyor? Hep müşahede ediyor, güzelliği görüyor, tatlılığı görüyor. Mevla Teala o yakınlığını hissediyor, misafirini hissediyor. Mevla Teala güzelliğini hissedince haçta da gerçekten Mevla Teala'nın el haccu arafe, Arafat'ta da haç Arafat'tır ifadesiyle de günahların döküldüğünü hissedince, insan görünce pırıl pırıl oluyor. Nurani oluyor gerçekten. Bütün günahları arındırmış. Hatta orada insan düşündüklerini de Mevla Teala affediyor. İmanlı olup da düşündüklerini ya Rabbi şunu da affet ya Rabbi dediklerini de Mevla Teala affediyor. En netice hakikaten çok başarılı bir Arafat oldu. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Tamam. İşte öğlen vaktinden akşam güneş batıncaya kadar orada ibadetlerimize, dualarımıza, müracaatlarımıza devam ettik. Oh. Elhamdülillah. Yine Diyanet'in yapmış olduğu vakfeye katıldığımız gibi kendimiz de orada dualar yaptık, vakfeler yaptık. İşte kendi içimize her türlü müracaatlarımızı yaptık elhamdülillah. Çok başarılı geçti. Sevgili hocam, yani vakfenin biraz böyle içeriğini açmak gerekirse yani vakfe ya vakıf durmak manasında ama oradaki maksat yani oradaki de. Maksat normal şartlarda insanların kıbleye dönüp hep beraber ayağa kalkıp evet. Ellerini açıp duada durması yani evet. Yapılan duaya amin demesi evet. Veya kendisine ait kendisi duası varsa kendisi müracaat etmesi evet. İşte bu müracaatlara vakfediliyor yani orada. Öğleden sonra bir an için insan orada durmuş olsa haccın rüknü olan yani olmazsa olmazı olanı hayata geçirmiş olur yani. Hacı olmuş olur yani. Evet. O da tabii çok bereketli oluyor elhamdülillah. Bugün bu sene de elhamdülillah bereketli oldu. Tabii bazı ufak şeyleri onları daha sonra söylemek isterim. Netice itibariyle Arafat'ta yani bu şekilde Mevla'ya müracaatla beraber kendini hesaba çekerek yalvarmayla beraber güzel kullukla beraber pırıl pırıl tertemiz oluyorsun. Sünnet üzere vakti nasıl hocam vakfenin? Normalde vakfenin durumu bir an durmak rükün. Olmazsa olmaz. Evet. Ama güneş zevale geldikten sonra yani 12 gibi düşünürsek evet. Güneş batıncaya kadar orada durmak vacip. Evet. Durulması gerekiyor. Akşam namazında güneş battıktan sonra da artık oradan... Ama hep kıbleye mi dönmek gerekiyor? Şart değil ama tabii kıbleye dönmek uygun olan, hoş olan. Ama netice itibariyle şart değil. Ayakta mıyız sevgili devamlı hocam? Devamlı ayakta değiliz. Vakfe yapıyorsak ayaktayız. Evet. Vakfede aynı zamanda tabii yaşlı olabilir, hasta olabilir, onlar oturabiliyor. Evet. Veya gerçekten çok yoruldun, sen de oturabiliyorsun. Ama normal şartlarda vakfeden sonra diğer ibadetlerde oturabiliyorsun. Yasinlerde, dualarda, diğer şeylerde oturabiliyorsun. Evet. Ama ben yine özel bir vakfe yapacağım diyorsan, yakışan ne? Ayakta olup, kıbleye dönüp. Özellikle akşam vakti böyle güneş batınca ya o şey, zamanlarda evet. İşin son dakikası yani evet. Çalışanın karşılığı mükafatı son anda verilir meselesi var ya evet. O son dakikalarda Mevla Teala tekrar bir müracaata kalktığın zaman yine aynı şekilde aynı vazifeyi yaparsan insana hoş olur yani evet. Ve gerçekten orada büyük bir zevk oluyor, mutluluk oluyor. Evet. Tabii bunları yapmak lazım. Zaten oralardasın. Vazifen bu. Bundan başka vazifen olmadığına göre bunu ne yapmayacaksın? Ne bırakmayacaksın? Hocam bir araya girmek istiyorum. Yusuf hocam sorunuzu alayım. Yalnız ben buradan bir iletişim bilgilerimizi vereyim. Ondan sonra sizin sorunuzu alalım. Evet kıymetli seyircilerimiz bizi hasbihal@fmtv.com.tr'den maillerinizi gönderebilir, fikirlerinizi sunabilirsiniz. Ayrıca 0216 488 0488'den de arayıp
bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, özür dileyerek tekrar buyurun. Hocam, o güzel anlatımınızla elhamdülillah bizi tekrar Arafat'a kadar getirdiniz. Yani geçen sene şükürler olsun beraber bir hac yapmıştık. Hakikaten hac güzel hocam yani. Şu an biz anlattıklarınızla o feyiz bereketi tekrar yakaladık yani şükürler olsun. Sanki gitmiş gibi. Ancak bu feyiz bereket tabii sizin anlatımınız yüksek perdeleri anlatıyorsunuz. Dolayısıyla burada bulunan herkese, şahsen gitmiş olan arkadaşlarımıza bilhassa, o feyiz bereket tekrar hası oluyor. Oradakini zaten zirve yapıyor. Sorum şu hocam. Yani haccı bilmeden giden insanlarımız var. İşte en ednadan, en evliyaya kadar, hani en bilmeyenden diyelim, en çok bilene kadar bu feyiz onlarda da hası oluyor mu? Yoksa yani mesela fiş takılı insanlar var hani, rabıtası kuvvetli, o İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadıklarıyla yaşayıp bağlantıyı kurup yüksek feyizle sanki o anı binlerce yıl öncesini yaşıyormuş gibi hac yapmak var. Bir de hiç bilmeden giden insanlar var. Bu insanlar da o zevki, feyiz, bereketi yakalıyorlar mı orada yani? Şimdi normalde orada herkes illa bir mükemmelliği yakalıyor. Ama tabii herkes kabına göre, gücüne göre, kendi kabiliyetine göre, kapasitesine göre alıyor. Ama normalde illa herkesle, yani orada vakfede durdum da ben hiç feyizlenmedim, bereketlenmedim, istifade etmedim asla olmaz yani, mümkün değil. Ama tabii herkesin kendine göre neyi vardır? Bir kap vardır, işte kabı vardır. O kabına göre istifade ediyor. Ama gerçekten gördüğümüz kadarıyla herkese büyük bir arzu, iştiyak, tatlılık, mükemmellik. Çünkü Mevla Teala orada herkese bir anda tecelli ediyor. Aynı güzelliği herkese dağıtıyor. Aynı güzelliği, aynı mükemmelliği herkese, o nuru herkese dağıtıyor. O yüzden de herkes orada mutlaka payını alıyor. Ama pay alırken de tabii paylar nasıl olur? Büyük ihtimal herkes kabına göre olur. Ama büyük paylar dağıtılıyor mu? Dağıtılıyor yani. Bunu da kabul etmek lazım. Kalmıyor yani. Mümkün değil. Evet. Toptan pazar orası. Toptan pazar olduğu için herkes aynı muameleyi ne yapıyor? Orada görüyor yani. Arafat'ta ama da galiba tabii, şey var değil mi hocam? Yani affolunmadım demek büyük günah. Tabii. En büyük günahlardan bir tanesi affolunmadım diye düşünmektir yani. Orada affolunmadım diye bir şey yok. Hatta tekrar ediyorum. Orada affolunmamayı bırak. Oradaki insan imanlı olarak birini düşündüğünde o kişiyi de Mevla Teala affediyor yani. Tabii. Yani diyor hocam, herkes kendi kabı kadar nasiptardır ilahi feyizden. Senin kabın dar ise ne beklersin denizden. Yani orada deniz gibi, deryalar gibi gerçekten işte ihramlarıyla birlikte müminler deryasının bir damlası, bir ferdi olduğunu insan Arafat'ta daha da iyi canlı canlı müşahede etmiş oluyor. Tabii akıntı çok yüksek, feyiz çok yüksek ama İşte oluğun altına, Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ya, oluğun altına kabını tutarsan, ters çevirmezsen, o gelen suya karşı kabın, işte güğümün, testin, bakracın neyse açıksa alır. Ama kapatıp bir de tersine çevirmişsen ne yapacak? Yani akıp boşa gidecek. Mevla Teala yani. Mahşerin de ilk basamağı oluyor yani. Mahşerin de ilk provası. Provası oluyor yani. Çok bütün dünya ülkelerinden Müslümanlar oraya bir araya gelmişler. Dilleri farklı, ırkları farklı, şey, renkleri farklı ve bu gerçekten herkesin gönlü beraber atıyor. Herkes de orada bir nefsi işte bir mücadele içinde, kendini affettirme, defterini sağ tarafına alma meselesiyle alakalı bir mücadele içinde. Hakikaten hoş bir ne var? Mükemmellik var yani. Bunu hep beraber orada ne yapıyor insan? Canlı canlı yaşıyor. Orada işte bir ayrım olmaması çok iyi yani. Ne ayrım yok işte. Sen zengin de şuraya otur, sen şöyle de şuraya otur, şöyle bir şey yok. Herkes aynı şekilde. Makam mevki her şeyi kaldırılmış durumda. Orada kimin üstünü kimin alacak olduğu meselesi de bir şey söz konusu değil. Herkes aynı muamele görüyor. Herkes kul. Herkesin vazifesi aynı. Rabbi herkese aynı muamele yapıyor orada, ortaya koyuyor. O yüzden dolayı çok hakikaten mükemmel, bereketli bir yer. Allah'ım inşallah bütün Müslümanlara tekrar tekrar nasip edilsin inşallah. Oradan tabii biliyorsunuz Arafat da aynı zamanda Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin buluştuğu, tövbelerinin kabul edildiği yer olması sebebiyle buluştukları yer. Orada onların babaları, anne ve babamızın tövbelerinin kabul edildiği gibi bütün Müslümanların da orada tövbeleri ne yapıyor? Kabul ediliyor. Ve oradan da Müzdelife iniliyor. Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz o geceyi zaten Müzdelife'de geçiriyorlar yani. Geçirmeleri hasebiyle biz de o gece güneş battıktan sonra Müzdelife'de ne yapıyoruz? İnmiş oluyoruz. Hatta bir ifadeyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün haklar affediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz kırık, gönlü kırık. Hayrola ya Resulallah, kul hakları kalmış oluyor.
kulakları kalmış olduğundan dolayı Müzdelife'de kulakları daf ediliyor. Müzdelife'de de sabah namazına kadar beklemek orada vacip. Hanefi mezhebinde vacip olması sebebiyle Müzdelife'ye iniliyor. Akşam yatsı, yatsı vaktinde cem-i tehir olarak Müzdelife'de kılınıyor. Ondan sonra orada 70 tane taş toplanıyor şeytana taşlamak için. Orada yine dualar, müracaatlar, yine geceyi orada geçiriyorsun. İşte zikirler, ibadetler yapıyorsun. Tahmini mesafe ne kadar hocam? Arafat, Müzdelife. 6 kilometre. 6 kilometre. 6, 7 bu şekilde. Evet. Ama otobüslerle indiriliyor. Evet. Ondan sonra sabah namazına kadar bekliyorsun. Müzdelife'de böyle yani dağ gibi bir yer mi hocam? Arafat gibi yoksa orası böyle bir ova? Biraz ova, daha... ova. Daha evet. Çok ova gibi. Evet. Arası. Daha çok arası. Boş. Çadır. Evet. Dağ. Çadır Müzdelife'de az. Ama çadır yerleri olarak değerlendirsek o çok yani. Yer çok yani. Ama lakin orada geceleme var mı? Hanefi mezhebinde vacip. Vacip, evet. Diğer mezheplerde vacip olmadığından dolayı o yüzden onlar biraz erken gidebiliyorlar. Evet. Öyle bir olay da var orada. Evet. Ama Hanefi mezhebinde normalde sabah vaktine kadar, sabah namazına kadar bekleyip sabah namazını orada kıldıktan sonra kısa bir vakfe ile beraber oradan ayrılmak gerekiyor. Elhamdülillah biz de yine bütün kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla beraber, kadromuzla beraber Müzdelife'ye indik. Akşam yatsıyı orada kıldıktan sonra yine dualar. Bu sene elhamdülillah duaya çok önem verdik. Her zaman önem veriyoruz da bu sefer yani artık oturmamızda, kalkmamızda, yürümemizde, arabada, yemekte, her yerde hep dua. Devamlı çok dua ettik yani Müslümanlar üzerinde, Türkiye'miz üzerinde, bütün kardeşlerimiz üzerinde elhamdülillah. Rabbim inşallah tesisini yüksek eylesin. Ondan sonra Müzdelife'de yine aynı şekilde... Orada günahları, kul hakları dahil affediliyor. Kul hakları dahil affediliyor. Ondan sonra sabah namazını orada kıldıktan sonra vakfemizi yaptık. Beraber oradan taşlama gidiyoruz. Bayram sabahı. Müzdelife'de topluyoruz değil mi? Kaç tane var? 70 tane taş. Müzdelife'de topladık. Toplanıyor. Şeytan taşlama yani taşlamak için oradaki taşlar ne yapılıyor? Alınıyor. Ondan sonra Mine o şekilde gidilecek yani 70 tane. Onun da sebebi İlk gün 7 tane büyük şeytana taş atılıyor. İkinci gün 21 tane ufak, orta, büyük şeytana. Üçüncü gün ufak, orta, büyük şeytana. Eğer kalırsan dördüncü güne, kalmak mecburiyeti yok, müstehaptır. Ama kalırsan yine 3 tane ne yapılır? Taş. Ufak, orta, büyük şeytanlar taşlanıyor. Evet. Bu şekilde hepsi tamamlanır. 4 gün üzerine düşünürsen ne yapıyor? 70 tane oluyor. Ama dördüncü kalmıyor, genellikle kalınmıyor. Kalmıyor yani daha çok. Hacı abiler, hacılar yani. 49 tane. 49 taneyle taşlanıyor. Zaten Mevla Teala da kalınmasını, ayet-i kerimeyle kalınmasında bir sıkıntı, kalınmamasında bir sıkıntı olmadığını buyuruyor. Yani. O yüzden dolayı sıkıntı yok. Ondan sonra şeytan taşlamadaki amaç nedir? Şimdi biliyorsunuz İbrahim merak Aleyhisselam... Merak edenler anlasınlar diye soruyorum evet. Hocam. Yani şeytan gerçekten orada mı hocam? Şimdi biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam görmüş olduğu rüya karşılığında rahmani mi şeytani mi tespitini yaptıktan sonra arafe bildi. Neyi bildi? Yani bu görmüş olduğum rüya rahmani bir rüyadır. Yani evladını kurban edeceğine dair ne yaptı? Kesin delil. Karar verdi yani. Karar verince bu sefer şeytan ne yaptı? Şeytan dedi ki ya İbrahim ne yapıyorsun diye. Ne yapıyorsun? Şeytani bir rüya gördün dedi. Görmüş olduğun rüya karşılığında evladını keseceksin dedi. Bu iş olur mu? Deyince anladı ki şeytan ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam'la oynamaya başladı. Allah'a karşı isyana davet ediyor. Allah'a karşı isyana davet ediyor yani. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam işte Müzdelife'de taşları aldı. Mine'ye kadar kendisini kovaladı. Ve bu şu andaki şeytan taşlanan yerde de taşladı kendisini yani. Hatta İsmail Aleyhisselam'la beraber yani. Çünkü en netice şeytan onlara ne veriyordu? Vesvese veriyordu yani. Ne vesvese veriyordu? O zaman hatta bir insan kılığına girip onu ikna etmeye çalışıyordu. Görünüyordu yani şeytan onlara yani. Şey, bu sefer de... Taşın isabet ettiği şeytanın kör olduğu yani kör şeytanın yani, ifadesi oradan mı geliyor? Evet. Netice itibariyle kendisini bu şekilde ne yaptı? Kendini korumak için şeytanı bu şekilde taşlama ile beraber olayı gerçekleştirmiş olduğu yerde Mevla Teala bizlere de ne yapıyor? O imkanı sunuyor. Yani her vakit çektiğimiz besmelenin sözlü olanını fiili hayatımıza uygulama sembolü. Evet. Yani taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derken fiili olarak da bize Mevla Teala taşlamamızı emrediyor ki şeytanı. Yani bu sözlü ifadenin hayata geçirilmesini de
tatbikini yapın. Şimdi tabii normalde olur. Bunu insanların veya bir takım insanlar şunu şöyle değerlendirebilir. Söylüyorlardı zaten. Evet. Ne diyorlar? Bu bir semboldür. Aslında sen burada şeytanı taşlamıyorsun. İşte bir taşa atıyorsun. Buradaki maksadın işte şöyle oldu, böyle oldu yani diyorlar ama biz onu kabul etmiyoruz yani. Evet. Çünkü Mevla Teala madem bizi bu yola koydu, şeytanı da orada bağlatır ve bizi ne yapar Mevla Teala? Bu hakikati yaşattırır. Bunda bir sıkıntı yok. Kalkıp da yok bu bir semboldür. Bunu işte sen söyle, bunu sen şeytanı taşlamıyorsun. İşte bunu sen taşı taşlıyorsun. İşte buna bu filan falan bunlar ifade yani. Çünkü Mevla Teala kullarını boş iş yaptırmaz. Yarın bir gün bunlar der ki Kabe'de gitme. Uzaktan Kabe'yi ne yap? Olduğu yerde tavaf et. O zaten bir sembol hesabı. Oradan hacı olsun geçersin karşıya diyebilirler bunlar diyenler yani. Adım adım. Onu kabul ettirdiler mi? İkinci aşamaya geçer. Ya bu minarede durmak zaten gerek yok. O bir semboldü zaten. Peygamber durmuşsun, sen durmana gerek yok. Müzdelife'de durmana zaten gerek. Arafat'ta zaten onda peygamberler yaptığı için zaten sen istiğfar ettin mi günahdan affedilir diye diyebilir insanlar yani. Her şeye bir bahane bulabilirler. İşte oradan başlar adam yani. Her türlü başlar yani. Semboldü, şuydu buydu diyebilir. Ama kesinlikle biz onu kabul etmiyoruz. Orada şeytan bağlı. Ve Mevla Teala kullarına fırsat veriyor. Vermiş olduğu fırsatları da Mevla Teala kulları ne yapıyor? Değerlendiriyor. Biz bunu böyle ne yapıyoruz? Canlı canlı yaşadığımızı kabul ediyoruz. Ve gerçekten yaşıyoruz da yani. Bütün kardeşlerimizi de bu şekilde anlatıyoruz yani. Bu böyle bir sembol olarak ortaya koymayın. Canlı canlı bunu ne yapın? Yaşayın. Allah bizimle ne yapmaz? Bizi hakikatleri yaşatır diyoruz. Evet. Netice itibariyle işte bayramın birinci günü büyük şeytanı taşıyoruz. Müzdelife'den sonra şeytan taşlamaya geliniyor. Ondan sonra haccı temettü ve haccı kıran yapanlar kurban kesimiyle alakalı bir haber bekliyorlar. Kurban kesimleri eğer hayata geçirildiyse, kurbanları kesildi, minada kesildiyse ondan sonra tıraş olup ihramdan çıkabiliyorlar. Bayramın birinci günü. Bayramın birinci günü aynı zamanda bir de farz olan tavaf, ziyaret tavafı dediğimiz farz tavaf. Beytullah'ta yine ziyaret tavafı yapılıyor. Ondan sonra haccı sahini yapıyoruz. Ondan sonra o gece Mine'de geçirmek yine sünnet. Bayramın ikinci günü 3 tane şeytanı taşlamak vacip. İkinci gün akşam yine Mine'de kalmak sünnet. Ve üçüncü günü 3 tane şeytanı taşıdıktan sonra bütün vacipler bitiyor. Sadece son olarak veda tavafı, biz ona müsaade tavafı diyoruz. Müsaade tavafı kalıyor. Müsaade tavafını yaptıktan sonra da artık 5 günlük farz, vacip, sünnet olan bütün işlemler tamamlanmış oluyor. Elhamdülillah. Bu etimmul haç oluyor yani. O zaman haccın tamamı oluyor. Rabbim inşallah tamamını yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Tabii bu biliyorsun haçtaki ibadetlerin hepsi illa bir peygambere bağlı. Peygamberin yapmış olduğu bir hareket. Ve Hacer annemiz yapmış olduğu hareketler veya buna benzer işte gerçekten yapılan bütün işlemler, ibadetler, cennet ibadetleri yani. Bu insan bu hususta da kendisini peygamber ahlakına bırakırsa, peygamber şuuruna bırakırsa, peygamber ciddiyetine bırakırsa, o tatlılığa bıraktığı zaman da feyizinden ne olmuyor? Doyum olmuyor. Elhamdülillah. Şükür olsun bu senede aynı şekilde çok bereketli, çok feyizli bir haç yaşadık. Rabbim inşallah tamamını ermeyi nasip etsin. Hocam benim iki notum var. Özür dilerim. Buyurun. Geçmeden önce maillerimiz çok yoğunlaştı. Hemen kısa kısa okuyayım ben. Başta Masum hocamıza ve diğer hocalarımıza hoş geldiniz diyorum. Bizler için yapmış olduğu dualara tekrar amin diyoruz. Çok amin. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Erdembaş kardeşimiz göndermiş. İsmail Akkaş kardeşimiz gönderiyor Konya. Hocam ben de 2008 yılında hac yaptım. Oralarda bulunmak çok güzel ama bu sizlerin anlattıklarıyla tekrar yapmak isterim. Tekrar o duyguları yaşamak isterim demiş sevgili hocam. Rabbim ikram etsin. İnşallah hocam. Enes Kuşan kardeşimiz Adana'dan. Mehmet hocam hacca gitmeden önce hocamız yine bilgi vermişti ama şimdi önceden giden hacı arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Yüz yüze görüştüğümüz halde bu duyguları bizlere aktaramadılar. Diyanet ile yılda binlerce hacı büyük hasretlerle hacca gidiyorlar. İnşallah Diyanet yetkilileri de sizlerin sesini duyar. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. Rabbim siz kıymetli hocalarımızın dualar hürmetine ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ikram eylesin demiş. Teşekkür ediyoruz.
Bayan izleyicimiz göndermiş. Hocam, şeytan taşlama üzerinden, sosyal medya üzerinden Müslümanlar için alayvari biçimde kara propaganda yapılıyor. Bunların etkisinde kalan evlatlarımız, komşularımız var. Bu konu bizleri çok üzüyor demiş. Biz onu anlatmaya çalıştık. Yine Mevla hayırlı etsin diye İzmir'den Atakan Tatlı kardeşimiz, beyefendi göndermiş. Haç'tan gelen hocalarımızı tebrik ediyorum. Bize ve evlatlarımıza hacca gitmemiz için dua etmesini rica ediyoruz demiş hocam. İnşallah. Hocam, haçta olan vinç ve ezilme olayıyla alakalı düşünceleriniz nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne yapılmalı diye sormuş. O konuyu konuşacağız inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz hocam diyor Bayram Yıldırım. Takip ettiğimiz programlarda sık sık dualarınızı bizlere ulaştırdılar. Rabbim istikametinizi, istikametle takipte kalmayı bizlere nasip eylesin demiş Bayram Yıldırım kardeşimiz de. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli seyircilerimiz, hasbal@fmtv.com.tr'den bizlere maillerinizi gönderebilir. 0216-488-0488'den de bizleri arayıp bizlere düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Buyurun Recep Hocam, söz sizde. 3-4 tane mail önce katılan seyircimize paralel bir soru olacak hocam. Evet. Mesela gerçekten özellikle Arafat kısmında işte Diyanet'le giden hacılarımız Arafat'ta, Arafat yani Arefe günü Arafat'a indiğini ve çok yorgun olduğunu ve üşüdüklerini vesaire bahsediyorlar. Ama siz anlatırken Yusuf Hocam'ın da işaret ettiği gibi müthiş bir zevk hasıl gerçekten oluyor. Gerçekten içimiz ısındı yani. Ben şu soruyu sormak istiyorum hocam size. Öncelikle telviye günü, yani Arife'den bir gün önce ne demek? Bir de bu dinlenme olayını nasıl görüyorsunuz hocam? Mesela Arafat'a hacılarımızın dinlenip gelme ve daha haz alma, zevk alma. Şimdi bu anlatılanlar tabii, anlattıklarımız normalde hacda sünnetiyle, vacibiyle, farzıyla yapılması gereken güzellikler yani. Evet. Bu şekilde insan takip ederse hem dinlenmeleri ortaya çıkıyor hem de güzel bir şekilde orada o feyzi bereket ortaya ne yapıyor? Çıkmış oluyor yani. Ancak tabii şimdi evvela bizim Türkiye'mizde maalesef şu anda bazı şeyler özellikle hac konusunda kesinlikle sünnetlerle alakalı ciddi bir sanki inadi midir artık onu tam şey yapamıyorum ama yani kesinlikle yapılmaması üzere bir inatlaşmaya gidilmiş yani. Mesela nedir o? Mesela Arafat'tan önce, Arafa gününden önce, terviye gününde Mina'da kalmak sünnet ama orada kalmayıp o gece Arafat'a illa insanları taşıyıp bidat. Bidat yani. Peygamber olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da olurdu. Yani Efendi Hazretleri'nin bir ifadesi var. Zaten Peygamber Haç'ta bunu yapmış. Bu şekilde yapmış yani. Evet. Mina'da kaldı. Evet. Yani Efendi Hazretleri'nin ifadesi Peygamber Mina'da, Hacı Arafat'ta. Yani bu değişik bir muamele yani. Evet. Bu hacıyı illa bir Arafat'a taşıma. Şimdi Arafat'a taşındığı zaman Arafat'taki çadırlar da Mina'daki çadırlar gibi değil. Evet, örtülü değil. Yani o istenilen kıvamda değil. Anladım. Olmadığı için hacıların orada dinlenme şansı yok. Dinlenemediği gibi bir de geceliğin geliyor. Evet. Geceliğin gelince o yorgunlukla beraber dinlenemiyor. Bu sefer Arafat vakfasının bir anda gelip de bir anda geçmesini yapıyor? Arzu etmeye başlıyor yani. Ama Mina'da öyle değil. Mina'da zaten ne yapıyorsun sen? Gece dinlenebiliyorsun. Sabahını kıldıktan sonra rahatlıkla ne yapıyorsun? Arafat'a çıkıyorsun. Zaten diş bir şekildesin. Zaten yeni de geldiğinden dolayı o iştiyakla beraber tekrar hazzı yaşayabiliyorsun yani. O yüzden dolayı bu sünneti terk edince insan bu Arafat'taki o zevki ne yapamıyor, istenen zevki elde edilemiyor. Evet. Bu sürede bunu gördük yani, açık söylüyorum. Gördük. Maalesef Türkiye'mizde bu sünnete karşı defalarca bunu söylediğimiz halde, söylemeye çalıştığımız halde Türkiye dünya üzerinde lider konumda olacak bir, İslam üzerinde, İslam devleti üzerinde lider olacak konumda bir devlet. Bunu bilmek lazım. Oraya aşağı yukarı milyonlarca insan geliyor. Ve o dünyanın her tarafından insan geliyor. Orada şunu görüyorlar yani. Hanefi mezhebinde sünnet ama diğer mezheplerde vacip durumda olan bir vazifeyi rahatlıkla terk edince tüm dünya ülkeleri geliyor yani Mina'ya. Ama bir Türkiye yok yani. Özellikle Diyanet bu işe ne kadar karşı olduğunu hala anlamış. Niye bu kadar karşılık var hala anlamış değiliz yani. Değişik bir sistem yani. İşte duymaya da niyetleri yok yani. Bu konuşulanları duymaya da niyetleri yok yani.
duymamak üzere sanki şey yapılmış, karar verilmiş bir durumda. Bu sefer de ne oluyor otomatikmen? Arafat'a çıkış yapılmıyor. Mina'ya geliş yapılmıyor. Direkt Arafat'a geçiliyor yani. Bu sefer en netice ciddi bir sünnet terk ediliyor. Sen dünya üzerindeki insan, Müslüman ülkelere baktığın zaman, sana baktığın zaman ya seni bunlar lider konumda görecekler. Sen lider konumda olacak bir insan ama ne yapıyorsun? Bazı mezheplerde vacip, bazı mezheplerde sünnet olan bir şeyi rahatlıkla terk edebiliyorsun yani. Yapmayabiliyorsun yani. Bu da şüphe uyandırıyor. Bu da tabii en netice insanların üzerine ne yapar? Bir de Mevla da zaten bu işe ne bakmaz? Sen bu işi yapacak adam değilsin derler tabiri caizse yani. Niye? Çünkü sen Allah'ın peygamberine, sevgisinin yapmış olduğu sünnete kulak vermiyorsun, riayet etmiyorsun yani. Öbür taraftan bu şekilde olunca Arafat'taki duruma gelince bütün acıyı oraya taşıyorlar. Arafat'ta o imkan elverişli değil. Elverişli olmadığı için de acı ne yapacak? Bir anda buradan gideyim derden düşecek yani. Bir anda Arafat vakfesi olsun isteyecek yani. Bu senede hazırlıkların olmayışı zaten Arafat 2-3 saatlik, 5 saatlik bir alan olduğu için onun yani. Onun için öyle düşünüyor zaten çok yani. Çok teferruatlı hazırlık yok orada zaten. Evet. Netice itibariyle Arafat'ta da bu seneki durumu söyleyeceğim. Vakfede Diyanet İşleri Başkanı evet. Hakikaten sözler mükemmel. Yani gerçekten güzel hazırlanmış bir vakfe duası yapıldı. Mükemmel yani. Mükemmel hazırlanmış bir vakfe duası. Buna katılıyorum. Gerçekten dua uslubu falan harika her şey. Ama kendisi tecrübeli bir insan. Ama heyecan yok. Yani bu işi heyecanı bir türlü heyecanını yakalatmam hususunda. Ya sen bu kadar millet, milyonlarca insan televizyonlarda seni seyrediyor. Binlerce insan sonra orada amin diyor. Belki orada bütün milletler sana el açıp seni yapmış olduğu duada Rabbine yönelmiş amin diyor. Ya bir heyecan olur insanda ya. Bir heyecan olmalı yani. Yani öyle tecrüben var. Bilmem bu şekilde okurum ben fark etmez oynarım. Bu şekilde uslupla bunlar hoş değil ya. Çok resmi. Çok resmi bir şekilde. Tecrübeli aslında tecrübeli okuyor ama yani şey yok. Heyecan yok ya. Ondan sonra illa diğer şey başkanı kendisi okumak zorunda değil ki yani. Belki o gün morali bozuktu. Veya işte bir başkasına okutturabilir. Bu işin heyecanı olan yaşayan insanlar vardır. Onlara okutturabilir. Ya illa ben okuyacağım diye bir şey de söz konusu değil yani. Veya cemaatler arasında bir paylaştırma olabilir mi onu hocam? Onu zaten yapmaz. Onu mümkün değil. Proje olarak söylemişti. Onu daha önce söyledik biz. Onu zaten yapmazlar da. Proje olarak söylemişti. Yapmazlar da önemli değil. Ben onu yapsınlar da demiyorum ama hiç olmazsa kendi içlerinde bu işin heyecanını verebilecek. Heyecanını verebilecek. Gerçekten duygularını ortaya canlı canlı koyabilecek. Yani öyle kitabı önüne almışın. Kağıtlarda okuyup da bu insanları sadece o kağıtlara bağlı kılıp da yani o işin heyecanını verememek bunlar yok ya, olmaz böyle bir şey yani. Milyonlarca insan seni seviyor Türkiye'de artı evet, dünyada. Artı sen orada binlerce insan senin duan orada amin diyor. Sende bu heyecan olması lazım yani. Yoksa bu işi başkasına aktarman lazım. Yoksa aktarman lazım. Hocam yani. Biz İstanbul'daydık hocam. İstanbul'da evet. Mesela ekranlarda maalesef inşallah seneye nasip olur. İnşallah. Bütün bizi izleyenlere de inşallah duamız olsun. Aynen. Biz ekran başındaydık hocam. Gerçekten başkan, yani seri başkanımız yani okuyor, arada terliyor, siliyor. Bir de çadırını da görüntülüyorlardı hocam. Kendi o duayı yaptığı çadırı. Baktık ki orada kurmay kadrosu Diyanet'in yani... Belki biraz ağır olacak ama bunu söylemek durumundayım hocam. Ben üzüldüm çünkü. Baktım çadırda bile bir sıkılanlar oldu. Açıkça ekranlarda bunu gördük hocam yani. Burada o zaman bir sıkıntı var dediğiniz gibi. Bu iş gönül işi yani hocam. Yani kısacası her şey güzel. İfadeler de aslında baktığı evet. Zaman on numara ama heyecan katma olayı evet. Olmadığından, o heyecan olmadığından dolayı amin dendi mi dendi. Amin Allah kabul etsin. Amin. Ama böyle yerlerde gerçekten insanların şuur alabileceği, duygulanabileceği yerlerde insanın da bir heyecan olmalı, arzu olmalı, iştiyak olmalı. Onu ortaya koymalı yani. Onu ortaya koyduğun zaman da halkta gerçekten büyük bir değişim ne yapacak? Ortaya çıkacak evet. Yani. Bu tabii çok büyük bir sıkıntıydı bana göre açık söyleyeyim. Biz ondan sonra zaten bir daha çadırımızda kalktık. Aynı şekilde bir daha vakfı yaptırdık yani. O zaman gelecek bir de onu görecekler Allah rızası için. Kendi hocaları da vardı. Kendi şeyler de vardı. Resmi hocalar da vardı. Kafile başkanları da vardı. Onlar da gördüler hep beraber nasıl oluyormuş bu iş.
Rabbim inşallah bu işin heyecanını nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Diğer bir konuda işte söylediğimiz gibi, olduğumuz gibi mesela Hanefi mezhebinde Müzdelife'de durmak nedir? Vacip. Evet. Şimdi herkesi bir hocaya bağlıyorsun. Yani bunun Şafii'si var, Hanefi'si var. Ne yap? Şafii mezhebinde olanlar, Hanefi mezhebinde olanlar göre ayarlamasını yap. Hocasını da ayarlamasını yap. Bu adam Müzdelife'de dursun. Dursun ya. Ya işte Müzdelife'de çadır yok. İşte Müzdelife'de işte yer sıkıntısı yok. Ne yap sen devlet olarak? Arabistan de ki kardeşim, buradaki bak Mina'da nasıl çadırlar yapmışsınız? Müzdelife'nin de tamamını ne yapın? Çadırlarla donatın. Altın halıları serin. Bu insanlar rahat rahat ne yapsın Müzdelife'de? Dursun sabaha kadar ya. Dursun ya ne olur. Hanefi mezhebinde bu insanlar dursun. Peygamber durmuş mu? Peygamber bir aç yaptı durdu işte. İlla yani şimdi kalkıp da Ayşe annemiz oradan gitti. İşte gittiği için biz de o yolu alırız diye yani illa bir yola düşmenin veya bir başka mezhebi yaşatmanın ne anlamı var yani? Hazır orada yapabilecek durumdasınız yani. İmkan var yani. Hanefi'de vacip tabii. Değil mi hocam? Hanefi'de vacip. Vacibin terkini gerektiriyor hocam. Kurban gerektiriyor Hanefi'de. Ama tabii onlar orada bağlıyorlar. Bir yerlere bağlıyorlar. Ben yeni ifadeni söylüyorum yani. Diyanet mezhebi üzerine yapılan bir haç diyorum yani. Diyanet mezhebi üzerine yapılan bir haç yani. O ne yapıyorlar? Oradan bunu alıyorlar, oradan bunu alıyorlar. Oradan hepsini bir yere güzel karıştırıyorlar. Hop aslında Diyanet mezhebi üzerine yapılan bir haç. Allah kabul etsin. Ondan sonra netice itibariyle yani yapılan işleri bir türlü ya burada sadece sen kendine düşünme. Zaten bir açıklama var. Ne açıklaması? Açıklamada deniyor ki açıklamaya bak şimdi. Biz diyor iyi yaptık bak. Evet. Erkenden getirdik milleti. İşte ölüme ne yapmadık? Milleti ölüme bırakmadık yani manasında yani. Evet, ya sen nasıl bu açıklama yaparsın ya? Orada ölen insanlar kim? Ya Türkiye'li olmaması seni bağlamıyor mu ya? Bunlar mümin. Müslüman. Kardeşimiz ya. Onlar Türkiye'den ölen olmayınca, az ölen olunca onlar ölsün mü demektir bu yani? Ya sen tedbirini aldıktır. Hiç kimse orada ne yapmasın? Çok talihsiz bir açıklama. Gerçekten. Vakti geldi zaten ölecek de. Yani gafletten dolayı, ihmalden dolayı kimse ölmesin. Kabul. Ama sen kalkıp da yani Türkiye'den kimse ölmedi veya az kişi öldü. İşte bak biz haklı çıktık bilmem ne. Ya bunlar nedir ya? Bunlar nasıl bir açıklama bu ya? Ne açıklaması bu yani? Son derece tehlikeli yani. Sen diğer Müslümanları kardeş olarak görmüyor musun yani? Ümmet Müslümanların ölümünü normal mi görüyorsun yani? Onları düşünmek durumunda değil misin yani? Sen devlet olarak oradaki ihmalleri söylesene. Oradaki askerlerin yapmış olduğu ihmalleri, kraliyetin yapmış olduğu ihmalleri, düzensizlikleri ortaya koysana. Gelsin üstüne gitsene. Yani netice itibariyle bunlar gerçekten çok konuşulması gereken şeyler yani. Böyle konuştuğun zaman da işte ya işte sen bu işe karşı değiliz bu işe. Ama ve lakin belli şeylerle ne yapmayacaksın? Bu kuralları çiğnetmeyeceksin. Çiğnetmeyeceksin yani. Usulü terk eden usule ulaşamaz. Evet. Netice itibariyle o yüzden Müzdelife'de bu şekilde kalınması lazımken kalınmıyor. Ve herkes götürülüyor yani. Kalmak isteyenlere de bir ön tanınmıyor yani. Ben kalmak istiyorum diyen adama bile ne yapılmıyor? Ya bunlara bir bari bunlara hiç olmazsa bir grup yap. Kalmak isteyenler bu gruplarla beraber ne yapsın yürüsün? O da yok. Zaten o olmayınca bu sefer kurban olayı zaten normalde Hanefi'de biliyorsunuz taş, baş, tıraş olarak evet. Sırayla takip edilirken zaten bunu yapmayan diğerini zaten ne yapma durumu yok? Yapma durumu yok. Niçin? Herkes gece saat 10'da geçmiş, 11'de geçmiş. 11'de geçmiş bir adam şeytanı taşıdıktan sonra gidiyor otele. Otele gidince bu adam netice itibariyle zaten ne yapmış oluyor? Tıraşını da oluyor. İşte ihramdan çıkıyor. Kurban ne zaman kesilecek? Kurban kesilmesi için sabah beklenmesi lazım. Bayramdan sonra kesileceği için. Otomatikman zaten bu sırada bozulmuş oluyor. Ama o dönemi değil de demin anlattığım gibi bir mezhep buldular onlar kendine göre. Ona göre ne yapıyorlar? Yürüyorlar yani. Ama velakin kısacası artı bayramın birinci ve ikinci günü Mina'da kalmak ciddi bir sünnet. Ama yine evet. Aynı şekilde diyanet nerede yok? Çadırlarda yok. Yok. Yani bu sünnetlerde diyanet yok. Bunlar bize puan kaybettirmiyor mu hocam? Dünya Müslümanlar dünya üzerindeki gibi. Müslümanlar üzerinde mutlaka etkisi oluyor ve büyük puan kaybettiriyor. Hiç olmazsa açık söylüyorum. Evet. Yani 5 dakika gerçekten şöyle insafla düşünse
Hoca efendiler, kimler varsa bu işin başında, evet. Herkes, devlet yetkilileri de bu işin içinde olmak şartıyla. Evet. 5 dakika düşünse. Biz bile bu işi yapmak istiyoruz, gidelim. Hakikaten çadırlarda, sünnet üzere yaşayalım, Mina'da yaşayalım, derdine düştüğümüzde bile bizi çadırlara almıyorlar. Kim almıyor? Afrikalı, orada Afrikalı bir insan getiriyorlar oraya, kapıya koyuyorlar. Afrikalı, Afrikalı geliyor kapıya koyuyorlar. Bu sene bütün arkadaşlara özellikle gösterdik yani. Özellikle bak Afrikalı geliyor, seni çadıra koymuyor. Senin kendi yani Türkiye ayrılmış olan çadırına koymuyor. Koymuyor seni yani. E niye koymuyor sen bizi çadıra? E Diyanet'in böyle bir uygulaması yok. Oyun olduğunu siz burada kalamazsınız. Günah. Kendi çadırımıza. Evet. Kendi çadırımıza yani Türkiye'ye ait olan çadırlara bizi ne yapmıyorlar? Koymuyorlar. Halbuki hocam bayramın birinci ve ikinci günü Mina'da kalmak tecrübeyle sabit. Hakikaten bir hac kadar güzel hocam. Yani. Bütün o haccın ya günahlardan sıyrılmışsın, yorulmuşsun. O iki gün bir ömre bedel yani. Büyük hocam. Bir zevk ya. Korkunç bir zevk yani. Acayip o Mina'nın çadırlarında gerçekten sünnet usulü kalmak hakikaten haccın belki de en zevkli anı yani. Evet, evet. O oradaki kardeşliği görmek. O birliği, beraberliği görmek. Orada insanlarla gerçekten bir bütün halinde olmak. Orada zengin, fakir ayımı yapmadan orada gerçekten bir güzellik yaşamak. O sabah kalkıldığında hep beraber o gerçekten bir meşakkatle beraber kalkıldığında herkesin yüzünden o tebessümlerin akması. Hakikaten o büyük bir zevk yani. Peki tabii. O üç gün kimin sünneti hocam? Hangi peygamberimizin sünneti? Bayramdan, bayram birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Normalde işte yine oralarda yine kalmak. Peygamberimiz Aleyhisselam kalmıştır bir malumunuz. Evet. Kaldığından dolayı peygamberimizin sünneti olarak yaşıyoruz bunu. Ama İbrahim Aleyhisselam da orada teşekkür için kalmıştır yani. Teşekkür için kalmıştır. Kurban da biliyorsunuz İbrahim İsmail Aleyhisselam'a kurban Mevla Teala karşılığı olarak gönderdiğinde onun karşılığında teşekkür olarak kalmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam sünneti olarak kalmıştır. Çok önemli bir şey. Tabii çok hepsi ya hepsi bir peygamber ameli, hepsi bir peygamber evet. Güzelliği. Evet. Ama oradan şeytan taşlama gidip gelinmiştir. Evet. Ve genellikle bütün ülkeler aşağı yukarı bunu yapıyor. Kalıyorlar yani. Kalıyorlar yani. Herkes kalıyor yani. Bir Türkiye şeyde kalıyor, otelde kalıyor. Otelden gidiyor şeytan taşlamaya. Şimdi onu diyecektim hocam. Biz terbiye günü Mina'da yokuz. Arafat'a gece gidiyoruz. Müzdelife'de sıkıntılıyız. Ondan sonra birinci gün acılarımız taş atıyor. Taşlamayı bitiriyor. Otele dönüyor. Kurbanı kesildi mi kesilmedi. İhramdan çıkıyor çıkmıyor meselesi var. Artı haccın en güzel artık semeresinin toplanacağı Mina'da yokuz. Acaba dünyada işte 100 küsur ülkeden hacı geliyor Arabistan'a. Bizim dışımızda var mı acaba bunu yapmayan, ben gelmeyen ülke görmedim, hocam? Ben açık söylüyorum. Herkesin orada çadırları var. Evet. Ve gerçekten insanlar çadırlarına önem veriyor ki yani bütün şeyleriyle beraber yani o iç donanımlarıyla beraber, yemekleriyle beraber, her şeyle beraber son derece önem veriyorlar yani. Ama sadece benim gördüğüm sadece Türkiye maalesef bu çadır olayında özellikle Mina alanında, bu sünnet olayında kesinlikle dışarıda kalıyoruz. Bu şeye nasıl bakıyorsunuz hocam? Özellikle şeytanı taşlarken bizim Türkiye'ye Mina çadırları en uzak bölgede yani. İşte hatta oldu sebebi bu işte. Ne? Sen şimdi eğer normal şartlarda eğer çadırlara önem vermezsen ne yapıyorlar şimdi bu sefer? En dibesine atıyorlar. Müzdelife Mina sınırına koymuşlar bizi. Orada kal. Gelirse kalırsan kal, kalmazsa kaç zaten kaç kilometredir hocam orası? En az 5 kilometre. Buyurun. Yani normal kendi şeyleri, su, kendi evet ülke milletlerine, Mısır herhalde, kendi etrafındaki ülkelere hep yakınlara vermiş çadırları. Evet. Bize en sona atmış. En sona. Evet. Niye bize en sona atıyor? Ya bu bile en büyük hakarettir ya. Katılıyorum. Ya normalde de Türkiye devletine, devlet olarak Türkiye evet. devletine güçlü bir devlet, İslam devleti en sona atmak. En sona atmak, Mina Müzdelife sınırına koymak. Hatta ihtilaflar konuşuluyor orada yani. Bu nasıl Müzdelife Mina mı diye konuşuluyor. Duyduk hocam. Yani. Duyduk hocam. Yani şimdi buralara atmak bu en büyük hakarettir ya. Ya en büyük hakarettir yani. Sen niye bizi en sona atacaksın? Çünkü senin diyanetin, senin devletin bu işe sahip çıkmıyor. Mina'ya sahip çıkmadığı için, gelmediği için de sen de gelme. Yani değişik bir anlayış. Ve gerçekten yani insanın canına tak ediyor yani. Özellikle bir Afrikalıyı koyup da oraya orada seni içeriye sokmamaları, içeri girdiğinde seni oradan dışarı atması gerçekten insanın kanını donduruyor yani.
Sevgili hocam, bunları konuşacağız. Ben mailler var, kısaca okuyayım inşallah, bir kısa reklam arasına gitme durumundayız. Hemen maillerimizi ben okuyayım kısa kısa. Hocam kanser hastasıyım, dua eder misiniz benim için? Kağıthane'den Türk Yılmaz kardeşimiz göndermiş. Allah Rabbim acil şifalar versin inşallah. Son iki aydır FM TV'yi takip etme fırsatım oldu. Bir hoca kardeşimizin tavsiyesiyle sizlerle tanıştık. Hac yolculuğunuzdan itibaren aktarmış olduğunuz bilgilerle bizlere haccı anbaan yaşattınız. Dualarında bizleri unutmayan hocamıza ve FM TV ailesine çok teşekkür ederiz demiş Yusuf Muaz kardeşimiz İstanbul'dan. Teşekkür ediyoruz. Hocam ben 2011 yılında hacca gittim. Müzdelife vakfe yaptıktan orada kaldırmadan bizleri şeytan taşımaya götürdüler. Siz az önce orada kalınması gerektiğini söylediniz. Kafama takıldı. Sormak istedim bu durumu. Evet hocamız bu duruma açıklık getirdi. Yapılması gerekiyor Müzdelife diye. Masum hocanın haccını tebrik ediyorum diyor. Ben de zamanında Diyanet ile hacca gittim. Anlattığı olayı biz de yaşadık. Diyanetin maneviyatı eksik bir hac anlayışı var. Sonuna kadar hocamızı destekliyorum şeklinde bize mailini atmış. Evet, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Hemen mailimizi de hatırlatayım. Hem çıkış olsun. hasbihal@fmtv.com.tr'den inşallah bizlere maillerinizi gönderebilirsiniz. 0216 488 0488'den de bizi arayabilir, görüşlerinizi bize sorabilirsiniz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.